yaptırdık sizi. Çok zarifsin, teşekkür ederim. Sabah yayına gittiğim kıyafetim, sonra bir sürü işler vardı. O kadar trafik vardı ki ancak yetişebildim. Şimdi girip hazırlanacağım inşallah. Amor Bey'inle güzel bir defile bizi bekliyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani Amor çok yani yetenekli bir, birçok kişiye de ilham kaynağı bir insan bence. Bugün göreceksiniz ki kültürde neler yapılabilir, hangi noktaya geldik. Yaratıcılık, ayakkabısından aksesuarlarına kadar ne demek aslında, çok uzun zaman sonra belki de vallahi ben dedim ben çıkayım, ben çıkmak istiyorum çünkü biz sürekli çalıştığımız için o da böyle içinden hep geçiriyorum çünkü çok uzun uzun yıllar önce onun bir defilesine çıkmışım ve bir incin içerisinden çıkmışım, diyor ki o incin içerisinden senden başkası çıkamaz dedi, beni bir gaza getirdi. Ben de zaten çok özlemiştim yürümeyi. Birkaç tane sakatlığım var ama ona rağmen bir kıyafet giyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Süper. Bunun dışında nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Programda gayet bunun güzel gidiyor. Bunun dışında program çok iyi gidiyor ama çok zor gidiyor. Çünkü bu şartlarda, bu öfkeyle yaşamda var olabilmek, hele ki bir kadın olarak çok zor. Yani ben hep şeye inanmışımdır. Ne bileyim, bir çiçek bile koparsak, bir ağaç bile yerinden kesilse hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmaz. Biz ne kadar da normale döndüğümüzü düşünse de bizim hayatımızda ölene kadar unutmayacağımız yaralar açılmakta. Ateş düştüğü yeri yakıyor, kesin. Orası tabii ki kesin. Ama şimdi hepimizde katlanan korkular, gelecek endişemiz, belki de tek başına kalmaktan korkmayan kadınlarken belki bunun için de endişeler yaşamaya başladık. Yani o kadar çok konu var ki aslında bununla ilgili konuşacak. Erkeklerin de kadınların da eğitimden başlamak üzere, iş alanlarından, sunulan iş imkanlarından, belki de sesi çıkmayan kadınlarımıza, ne bileyim, sığınma yerlerinin belki de yetip yetmediğini tartışmamızdan tutun da çok fazla konu var. Ve bugün istatistiklere baktığımızda herhalde ayda 32-33 kadın maalesef hayatını kaybediyor. Ve biz bir gerçekliği sanki yokmuş gibi inanamayarak izliyoruz bu olup bitenleri. Cezalar tabii ki de caydırıcı olmalı. Cezalar tabii ki hiçbir şekilde hafifletilmeyeceği bilinmeli ki belki aklı salim, vicdanlı, merhametli hepimiz anamızdan öyle doğuyoruz. Ben bence o zaman bunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Bir sürü şey düşünüyorum ama her şeyden önce cezalardan da önce buna yeltenmemeli erkekler. Yani ben gerçekten bir kadın olarak bunları söylerken bir erkeğin de bu konuda neler düşündüğünü hep merak etmişimdir diye alıp sana söylüyorum. Ama gerçekten bunda çünkü bir erkeğin bir erkeğe böyle davrandığını görmedik değil mi? Gücü yetmediğine saldırmasının altında yatan sebepleri de konuşmamız gerekiyor. Ne görmedi bu adam? Neyin şiddeti, neyin öfkesini belki sevdiği kadından, arkadaşından veya hiç tanımadığı bir kadından çıkartıyor. Toplumsal olarak, psikolojik olarak gerçekten çökmüş vaziyetteyiz. Ve burada bizim yapabileceğimiz belki en önemli şey, burada duygularımızı dile getirmek ve aslında kadınlar olarak birbirimize daha çok sarılıp destek olmaya ve iyilik yaymaya, sevgiyi yaymaya devam etmek. Kesinlikle. Kadının bir şiddetinin bir diğer yanında aslında sosyal medyadan linçlemeler. İdil Hanım en son biliyorsunuz linç girişiminde bulunmuştu. Türkiye güzeline. Pardon. Siz de hatta bir yorumda bulundunuz. Demet Hanım da, Demet Ekan'ın da size karşı bir yorumda bulunmuştu. Olur. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben sadece kendi yorumumdan mesulüm. Ben kendi düşüncelerimden, kendi kalbimden, kendi fikirlerimden, kendi 45 yaşındaki kadından sorumluyum. Dolayısıyla da bana da söylense, ortaya da söylense gerçekten hiç ilgilenmiyorum. Ben kendi bildiğim yolda, kendi hissettiğim şekilde kadınlara, insanlara davranmaya devam edeceğim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşürüz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok yapıyorum.